Başbakan Binali Yıldırım bugün Kırşehir'e geldi. Nevşehir programı sonrası partisinin olağan kongresine katılmak üzere Kırşehir'e gelen Başbakan Binali Yıldırım coşkuyla karşılandı. Otobüsle Aşıkpaşa Spor Salonu önüne gelen Başbakan Yıldırım binlerce Kırşehirli vatandaş ile buluştu. Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte birçok bakan da Kırşehir ziyaretinde kendisine eşlik etti. İl Başkanı Muzaffer Aslan'ın tek liste ile girdiği kongre oldukça yoğun katılım ile gerçekleşti. Kongrede Başbakan Binali Yıldırım, Kırşehirli vatandaşlara birçok müjde verdi. Nisan'da başladığımız asfalt çalışmalarımızı Temmuz'da tamamladık. Haziran'da başladığımız kaldırım çalışmalarımız da hızla devam ediyor. İnşallah şu anda %70'e geldik. 3 ay içerisinde Kırşehir'de kaldırım çalışmalarını da bitirmiş olacağız. Sayın Başbakanım, sevgili dostlarım, Kırşehir'imizin yetiştirdiği büyük usta Neşet Ertaş'ın da dediği gibi, aşk ile çalışan yorulmaz. Biz de ilk günkü aşkımızla çalışarak, sürekli gönüller kazanarak dava sancağını inşallah en büyük burçlara doğru taşımaya devam edeceğiz. Kırşehir'de 2002 yılında 15 milyon dolar ihracat yapılıyordu. 2017 Kasım'ı itibariyle daha sene dolmadı, 174 milyon ihracat yapıldı. Son 15 yılda Kırşehir'de 16 tane sağlık tesisini tamamladık. 3000'den fazla konut yaptık, teslim ettik. 26 adet spor tesisi, 1500 adet yeni derslik yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Gençler, 2006'da Ahir Evran Üniversitesi'ni kurduk mu? Şimdi Ahir Evran Üniversitesi'nde yurt kapasitesini de 5500'e çıkardık. Yarı tatil, yarı yıl tatiline az bir zaman kaldı. Üniversitelerimizde sınavlar başladı veya önümüzdeki hafta başlayacak. Bütün Kırşehir'de okuyan üniversite öğrencilerimize başarılar diliyorum. Türkiye'nin en önemli değerlerinden birini Neşet Ertaş'a vefa göstermek bizim görevimizdir. Neşet Ertaş, Gönül Sultanları Kültür Evi'ni 2014'ten bugüne kadar vatandaşlarımızın hizmetine verdi. Geçtiğimiz yıl belediye tarafından inşa edilen Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nin de açılışını yaptık. Güzel bir tesis olmuş. Sağ olun.